Yaşım 6. Evde en çok ben sevilirim. Burnuma kıyır, kollarıma sürürüm. Babam önümü ilikler, kemerimi takır, ayakkabılarımı bağlar. Babam her şeyi, ama her şeyi bilirdi. Yaşım 10. Kendimi biraz bilirim. Artık ev işine yardım ederim. Babam her şeyi öğretir, harçlık verir, her gece nasihat eder. Babam çok şey bilirdi. Yaşım 10. Yüzümde tek tüy tüyler çıkır. Artık ben de yerden taş kaldıracağım. İşe güce yardım ederim. Yemin billah, ben de babam kadar bilirim. Yaşım 20. Artık hiçbir kaba sıkmıyorum. Deli taylar gibi. Eve geç gelirim. Laf falan da dinlemirim. Sağdan soldan kız bakıyorlar, beğenmirim. Babamın hiçbir şey bildiği yok. Hep boş laf. Yaşım 30. Elinizden öper iki çocuk. Masraf çoğaldı. Geçim zorlaştı. İşten atıllar, işsiz kalırım. Ekmek itin karnında. Geçim derdine düştüm. Evde geçimsizlik. Yüzüm tutmuyor. Hele bir de babamın fikrini alayım. Fena olmaz. Ne de olsa yaşamış bilir. Yaşım 40. Çocuklar perişan. Zevceğim hasta. Ev kira. İki yakamız bir araya gelmiyor. Geleceğe dönük hiçbir şey yok. Hele bir de babamın yanına gideyim. Ne de olsa babam bazı şeyleri bilir. Yaşamıştır. Yaşım 50. Çocuklar büyüdü. Geriye dönüp baktığımda ne çok şey getirmişim. Yeni öğrendim kalp, tansiyon, şeker. Kendimi yeni tanıdım. Ama vakit çok geç. Ne yapsam bilmiyorum. Keşke babamı dinleseydim. Ah babam ah. Ne gidenler geri gelir, ne de anlatılanlar yapılır. Ağırmayan yerim yok. İlk defa bugün mezarını ziyaret ettim. Başımı koydum, tek tek düşündüm. A bu iki gözüm kör olaydı da seni bir dinleseydim. Şimdi ben kime güveneyim? Kime danışayım? Kime inanayım? Bugün anladım yalnız oldu ama. Hayatta olsaydın da sana bir danışsaydım. Bir kere danışsaydım. İki gözüm de kör olaydı. Keşke gene yaşım 6 olsaydı. Ve seni dinleseydim. İki gözünde kör olaydı. Kör olaydı.